Şimdi öte yandan tabii Rusya ile ilişkiler neredeyse koptu gitti. Rusya ile ilişki yok. Dolayısıyla Rus turist gelmiyor. Türkiye'nin çevresinde bir savaş var. Dolayısıyla bu yıl turizmciler için zor bir yıl. Yabancı turistin gelmesi zor. O zaman ne oluyor? Turizmciler yerli turistten medet umuyorlar. Peki yerli turist yurt dışına gitmesin diye vize harçlarını arttırmak, yurt dışına çıkışların önüne geçmek. Bunlar çözüm mü? Sektörün aktörleri bunlar çözüm olmaz diyor. Jeopolitik riskler, güvenlik endişeleri ve Rusya ile yaşanan uçak krizi turizm sektörünü zorluyor. Dünya ekonomisinde yaşanan durgunluğu da sektör yakından hissediyor. Sadece Rusya'dan gelecek turistlerin kaybı ile ilgili değil bu sorunumuz maalesef. Ülke komşularımızda olan hadiseler de bizi maalesef eksi yönde etkiliyor. Açıkçası bir gecede düzelecek durumlar değil. O bakımdan sektöründe böyle bir dönemin içinden geçip daha güçlü bir şekilde çıkmanın planlamalarını yapması gerekiyor. Turizm sektörü oyuncuları da hemfikir ki 2015 yılı turizm için zor bir yıl oldu. 2016'da kolay geçmeyecek. Turizm sektörünü sıkıntıdan çıkartabilmek için şimdi yeni teşvikler gündemde. Ancak yine de sektöre sorulduğunda bize kısa vadeli değil uzun soluklu çözümler getirin diyor. Son yapılan yerli turist yurt dışına çıkmasın, vergiler harçlar artsın, vize zorlaşsın önerilerine de turizm sektöründen itiraz var. Biz turizmciler olarak buna karşı çıkıyoruz. Türkiye içinde tatil yapmaları tabii ki ülkemiz ekonomisine katkı sağlayacaktır. Fakat yurt dışına gidilmesinin de önünün kesilmesi taraftarı kesinlikle değiliz. Sektörün gelişmesi açısından aslında herkes farklı önerilerde bulunuyor. Ama bunun metazori olarak uygulanması bana çok anlamlı gelmiyor. Otelciler çok pahalısınız eleştirisine ise yanıt olarak maliyetleri gösteriyor, pahalı değiliz diyorlar. Yani insanlara ilk önce yatacak yeri temin etmek lazım. Oteller büyük yatırımlar, devamlı giderler var, sabit giderleri çok yüksek. Uçaklara yakıt desteği bütün ülkeleri kapsıyor ama 6 ana havalimanını kapsamıyor. Bu da turizmcileri şaşırtmış. Turizm sektörü açıklanan teşviklerin kendilerine ulaşamadığını da söylüyor. Çok şaşırdık yani en çok turistin gelmeye aday olduğu havaalanlarının bunun dışında tutulması pek manalı gelmiyor. Zoruna güzellik olmuyor. Şimdi...